İlk haberimizle başlıyoruz. Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki makine ve kimya endüstrisine ait roket ve patlayıcı fabrikasında yaşanan patlama sonucu hayatını kaybeden 3 şehit son yolculuğuna uğurlandı. Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki makina ve kimya endüstrisine ait roket ve patlayıcı fabrikasında patlama meydana gelmesinin ardından hayatını kaybeden 3 şehit İbrahim Özdemir, İhsan Küçükerdem ve Mehmet Kutlu ilçede düzenlenen cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede acılı aileler gözyaşlarına hakim olamadı. Tabut başından ayrılmayan yakınları ayakta durmakta güçlük çekerken Mehmet Kutlu'nun kızı Burcu Kutlu babasının tabutu başında zor anlar yaşadı. Seymenler Meydanı'nda düzenlenen cenaze törenine Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Milliyetçi Hareket Partisi Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve şehit yakını ve aileleri katıldı. Mümin, vahid ve Müslüman olduklarına şahit misiniz? Şahit misiniz? Gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından naaşlar Elmadağ şehitliğine defnedildi. Asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısı sona erdi. Toplantının ardından konuşan Türkiye İşçi Sendikası Konfederasyonu Asgari Ücret Komisyon Üyesi Veli Solak, toplantıda bir rakam konuşulmadı dedi. Arkadaşlar, Çalışma Genel Müdürü Saadettin Akyıl'ın başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı sona erdi. İşçi tarafını temsilen Türk İş, işverenleri temsilen Türkiye İşveren Sendikası Konfederasyonu heyetinin katıldığı toplantı yaklaşık bir saat sürdü. Görüşürüz. Toplantının ardından Türk İş Asgari Ücret Komisyonu üyesi ve Haber İş Genel Başkanı Veli Solak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bayramdan önce sürecin bitmesini istediklerini belirten Solak şöyle konuştu. Çok kısa şunu söylemek istiyoruz. Bayramdan önce bir an önce bitmesini istiyoruz. Toplantı her an yarın olabilir, akşam olabilir, ertesi gün olabilir. Herhangi bir tarih yok. Bizim Türk İş olarak talebimiz Türkiye yüzyılına yakışır. Bir an önce bu toplantının bitmesi, asgari ücretli çalışan kardeşlerimizin günün şartlarına göre, yaşanan ekonomik krize göre, ev kiralarına göre, hayat pahalılığına göre güncellenmesini istiyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum. Efendim, rakam konuşuldu. Resmi belgeler istendi. Önümüzdeki günlerde, ilerleyen saatlerde açıklama yapacağız. Teşekkür ediyorum. Rakam konuşuldu. Yok, herhangi bir rakam yok. Değerli izleyenler, tarım sezonu açıldı. Kazalar da peşinden geldi. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs tır ile çarpıştı. Meydana gelen kazada 21 işçi yaralandı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs tırla çarpıştı. Kaza dün akşam saatlerinde Siverek Ayvanat Mahallesi 36. sokakta meydana geldi. Alınan bilgilere göre Mehmetçe idaresindeki tarım işçilerini taşıyan minibüs Mehmet K idaresindeki tırla çarpıştı. Meydana gelen kazada 21 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan bir kişinin durumunun ağır olduğu, diğerlerinin ise hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından onuruna verilen yemekte Çırpınırdın Karadeniz türküsünü seslendiren Aziyev'ini ayakta alkışladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığının yeni döneminde ilk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirmesinin ardından resmi temaslarda bulunmak üzere dün akşam saatlerinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Gülistan Sarayı'nda onuruna verilen akşam yemeğine katıldı. Çok sayıda sanatçının sahne aldığı yemekte Azerbaycan devlet sanatçısı Azer'in Çırpınırdın Karadeniz türküsünü seslendirdi. Azer'in türkünün Azerbaycan bayrağını Karabağ'da asacağız sözlerini Karabağ zaferine işaret ederek Azerbaycan bayrağını Karabağ'da asmışız biz şeklinde değiştirerek okudu. Erdoğan ve mevkidaşı Aliyev Azer'ini ayakta alkışladı. Toru ailesinin büyüklerinden ve Kanal Urfa Yönetim Kurulu eski başkan yardımcısı Hacı İbrahim Toru vefatının 4. yılında dualarla anılıyor. Devlet ve millet bir yürüdükçe gururlanır, mutlu olurum. Ben diklenmem, dik dururum. Ey çakallar, yoktur sizden korkum. Çünkü ben... Dört yıl önce kanser tedavisi gördüğü Adana'da hayatını kaybeden Kanal Urfa Yönetim Kurulu eski başkanı rahmetli İbrahim Toru ve Kanal Urfa Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Toru'nun amcası, Kanal Urfa Yönetim Kurulu eski başkan yardımcısı Hacı İbrahim Toru ölümünün 4. yılında anılıyor. Kendi içinde yanıkları çok ama çığlıkları benim duyabileceğim nitelikte. Vatanseverliği, emanet üzerindeki hassasiyeti ve adalet bilinciyle bilinen, iyilik ve şefkat dolu kalbiyle gönüllere giren Hacı İbrahim Toru, 13 Haziran 2019'da Adana'da kanser tedavisi gördüğü hastanede vefat etmişti. Ben hayallerimle boğuşurken kaçırdığım gerçekleri tokatlıyor yüzümü. Geceyi yarıp karanlığa gömmek istiyorum o kahrolası yüzümü. Evli 3 erkek ve 2 kız babası olan Hacı İbrahim Toru vefatının 4. seneye devriyesi olması sebebiyle hem ailesi hem de sevenleri tarafından dualarla anıldı. Biz de Kanal Urfa'ya ve Urfa'mıza birçok hizmeti bulunan merhum Hacı İbrahim Toru'ya rahmet, geride kalanlara sabır diliyoruz. Gerçeklerden kaçamayacaksın, mutlu olamayacaksın. Bu ahım sendeyken... Her an ensende hissedeceksin be vicdansız. Değerli izleyenler, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde başıboş sokak köpeği ailesiyle yolda yürüyen küçük çocuklara saldırdı. Köpek çocuklardan birinin üzerine atlayarak adeta dehşeti yaşattı. Şanlıurfa'da başıboş dolaşan köpekler tehlike oluşturmaya devam ediyor. Son olarak Ceylanpınar'da ailesiyle sokakta yürüyen küçük yaştaki iki çocuk başıboş köpeğin saldırısına uğradı. Çocuklardan birinin üzerine atlayan köpek kız çocuğunu yere düşürdü. Küçük çocuğun yüzünde derin yaralar oluştu. Çocuğun ailesi ellerindeki taşları fırlatarak köpeği püskürttü. O anlar kameraya yansıdı. Hastaneye götürülen küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi tarafından Eyüp Peygamber Caddesi'nde başlatılan cephe sağlıklaştırma çalışması tamamlandı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Koruma, Uygulama ve Denetim Müdürlüğü tarafından kentin tarihi dokusuna uygun bir şekilde yapılan sundurma çalışmaları esnaflardan tam not aldı.
Eyüp Peygamber makamının yer aldığı Eyyubiye ilçesine bağlı Eyüp Peygamber Caddesi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında deforme olan ve görüntü kirliliği oluşturan sundurmalar bulunduğu yerden sökülerek yerine daha modern ve kent mimarisine uygun gölgelikler monte edildi. Yaklaşık 3500 metrekarelik sağlamlaştırma işlemleri kapsamında yürütülen üst örtü yapım çalışması kapsamında 480 iş yerinin sundurma ve gölgelik çalışması tamamlandı. Şanlıurfa'da bilinçsiz olarak yol ve kaldırıma park edilen araçlar sürücüleri ve vatandaşları mağdur ediyor. Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs park edilen araçlar nedeniyle yolda kaldı. Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesi Karameydanı Caddesi'nde kaldırıma bilinçsiz park eden otomobiller diğer seyir halinde olan otomobil ve otobüsleri mağdur etti. Yolu bilinçsiz şekilde kapatan araç sürücülerinin yol açtığı olayda halk otobüsünde bulunan vatandaşlar tepki göstererek otobüsten inmek zorunda kaldı. Yolcular araçlardan inerken halk otobüsü de yol ortasında kaldı. Zabıta ekiplerini arayan şoför durumun düzeltilmesi için araç sürücülerinin daha bilinçli olması gerektiğini ifade etti. Abi gördüğünüz gibi iki tane hatalı parkta kaldırma park etmişler. Bundan dolayı hem yolcular mağdur oldu hem biz mağdur olduk. Her zaman sıkıntılar yaşıyoruz. Ama işte vatandaşlarımız biraz daha duyarlı olsa daha güzel olacak. Yani vatandaşlarımız ricamız biraz daha güzel park etseler. Hem biz hem vatandaşımız olarak da mağdur olmayız. Teşekkür ederim. Çevredeki esnafsa bazı sürücülerin araçlarını bilinçsiz park etmelerinden dolayı sürekli yolun trafiğe kapanmasına neden olduğunu ifade etti. Şanlıurfa Demokrasi Caddesi Urfa'nın Boğaz yoludur. Ha, Boğaz köprüsü yoludur. Her gün böyle bak, kaldırımlara bakın. İnsanlar geçemiyor. Bir aile kendi arabasıyla, çocuk arabasıyla geçemiyor. Yani bir defa biri ölsün ki o zaman gelsinler. Haliliye Belediyesi üst yapı hizmetleri kapsamında Dereteşli ve Sırrım mahallelerinde çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçe genelinde yeni yol açma, asfalt serimi, stabilize ve bakım onarım çalışmalarını, diğer taraftansa kilitli beton parke döşeme çalışmalarını devam ettiriyor. Bu çerçevede yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler Devteşli ve Sırrın mahallelerinde kilitli beton parke yenileme ve bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler tarafından hummalı şekilde yürütülen çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Fen İşleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ilçenin yol ağını genişletmek için yürütülen yol açma ve yol yapım çalışmalarının program dahilinde devam edeceği kaydedildi. Kurban Bayramı'na kısa süre kala kurbanlık hırsızlık haberleri de gelmeye başladı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çalınan ineği jandarma ekipleri kısa zamanda yakaladı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çalınan ineği jandarma ekipleri kısa zamanda buldu. Olay ilçeye bağlı Gözelek Kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. Tarla sulayarak geçimini sürdüren Ünal Bey'e ait inek kapının önünde bağlı bulunduğu sırada çalındı. Ünal Bey durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine jandarma ve JASAT ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar ve incelemeler sonrasında ineği çalan F.A., R.A. ve İK'nın olduğu tespit edildi. İstihbari çalışmalar sonucu ineğin de İK'nın ikamet ettiği Şekerli Kırsal Mahallesi'ne götürüldüğü öğrenildi. Jandarma tarafından yapılan baskınla inek adı geçen şahsın evinde bulunarak sahibine teslim edildi.
hırsızlığı gerçekleştirilen 3 kişi yakalanarak mahkemeye sevk edildi. F.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Allah milletimizi devletimizden razı olsun. İlimimiz de salimimiz de jandarmamız da Allah razı olsun. Karaköprü'de çocuklar okul ziyaretleriyle Battaniye Uzay ve Havacılık Bilim Merkezi'ni gezerek uzay bilimleri geçmişten günümüze Türk bilim insanları ve yeni nesil yazılım teknolojisiyle tanışıyor. Karaköprü Belediyesi'nin Şanlıurfa'ya bir ilk olarak kazandırdığı Battaniye Uzay ve Havacılık Bilim Merkezi okulların yaptığı ziyaretlerde öğrencileri ağırlıyor. Şanlıurfa'nın her ilçesinden okullardan öğrencilerin ağırlandığı gezilerde öğrenciler uzay, fizik, coğrafya bilimleriyle doğunun aklı olan önemli bilim insanlarını tanıyarak ilham alıyor. Programlı bir şekilde okullar Battaniye Uzay, Havacılık ve Bilim Merkezi'ne ziyaret ederken çocuklar bilim merkezi ziyaretinde birbirinden ilginç ve eğlenceli deneyimler yaşayarak uzay bilimleri ve teknolojiyle ilgili fikir sahibi oluyor. Bakın. Çocuklara burada eğitim ve teknoloji sınıfları, uzay ve havacılıkla ilgili maketler gösterip temel bilgiler verilirken, STEM ve robotik kodlama sınıfında da çeşitli etkinlikler yapılarak yazılım teknolojilerinin temeli anlatılıyor. Ayrıca bilimin eşsiz dahi insanları sergisinde bu topraklarda doğmuş ve buluşlarıyla bilime yön vermiş bilim insanlarının buluşlarının 3 boyutlu maketleriyle bilimin eşsiz dahi insanları tanıtılıyor. İstanbul Zeytinburnu'nda raylarda çalışma yapan bir işçi Marmara'yı çarpması sonucu hayatını kaybetti. Feci kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İstanbul'da raylarda çalışma yapan işçiye Marmaray çarptı. Olay Gebze Halkalı arasında sefer yapan Marmaray'ın Kazlı Çeşme ile Yeni Mahalle durakları arasında saat 11 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre TCDD'ye bağlı çalışan 3 işçi rayların üzerinde çalışma yapıyordu. Marmaray'ın korna sesini duyan işçiler rayların dışına doğru kaçmaya çalıştı. 3 işçiden ikisi rayların dışına çıkarken 26 yaşındaki Vedat Güçtekin kaçmayı başaramadı. Güçtekin Marmaray'ın kendisine çarpmasının ardından başını rayların kenarında bulunan demir levhaya vurarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri demir korkuluğu keserek rayların içerisine girdi. Sağlık ekipleri kazada ağır yaralanan Güçtekin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı. Balkonda şey yapıyorum. Baktım o geliyor zaten korneye basmış, baya basmış şeyi. İki tane arkadaşlar geliyorlar. Birisi kaçmak istiyor. Kaçmak istiyorlar aslında. İşte birisi kaçmış, birisi yetişemedi maalesef. Evet. Yetişemedi, hemen falan çarpmış ama baya korneye basmış şoförü. Anında çarpmış. Ben zaten aşağıya hemen inmiştim. Gördüm, görünecek bir şey yok aslında. Evet. Ne diyeyim, Allah rahmet eylesin. Yani biz gözümüzde gördük yani şey bizi söylemiş, şey söylemedi. Eyüpiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un Yenice ve Osmanlı Mahallesi sakinlerine sözünü verdiği park çalışmasının tamamlanması için düğmeye basıldı. Şanlıurfa Merkez Eyüpiye ilçesi Yenice mevkiinde yer alan Kito Deresi çevresindeki yapılaşmayı düzene koymak, çevre kirliliğini önlemek ve yeşil alan oluşturmak amacıyla yapımına başlanan park projesi sel baskınlarında büyük hasar görmüştü.
İlçe genelinde selden etkilenen 24 parkta onarım ve yeniden düzenlemelerini tamamlayan Eyyubiye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri Kito Deresi Parkı'ndaki çalışmalarına başladı. Eyyubiye Belediyesi'nin buraya park yapmaması halinde dere boyunca araçların park edeceğini, buradan akan suyun büyük mal kaybına neden olacağını ifade eden vatandaşlar, parkın yapımına devam edilmesini memnuniyetle karşıladı. Sel baskınının sonrasında yeni dikilen ağaçların yaşaması için sulama faaliyetlerinin periyodik olarak devam ettiği Kito Deresi'nde yapısal peyzajın tamamlanmasının ardından sulama ve aydınlatma sistemleri kurulacak. Üç etaptan oluşacak park tamamlandığında toplam 22 bin metrekarelik bir yaşam alanı meydana gelecek. Konsept içerisinde ayrıca kitap otağı, kapalı semt pazarı ve çocuk oyun dünyası da yer alacak. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından suç örgütlerine yönelik 47 ilde 490 şüpheliye yönelik paravan operasyonu düzenlendi. Yüzlerce vatandaşı mağdur eden ve devleti milyonlarca lira zarara uğratan mali suç örgütlerine yönelik İl Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde yaklaşık 6 ay planlı bir çalışma yürütüldü. Yürütülen planlı çalışmalar neticesinde nitelikli dolandırıcılık, resmi ve özel belgede sahtecilik, parada sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma, vergi usul kanununa muhalefet, sınav usulsüzlükleri, tefecilik suçlarını işledikleri tespit edilen 490 hedef şahsa yönelik mali suçlar kapsamında 47 ilde bugün sabah saatlerinde paravan operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 237 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör, 102 adet fişek, 9 adet farklı şahıslar adına düzenlenmiş engelli sağlık raporu, çok sayıda sahte olduğu değerlendirilen altın ve ziynet eşyası, ayrıca çeşitli dokümanlar ele geçirildi. Ay Işığım Derneği Kurban Bayramı'nda muhtaç ve yetim ailelere kurban eti dağıtmak üzere Kurban Bayramı hazırlıklarına başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da hayırseverler tarafından bağışlanan kurbanlıkları yetim ailelere ulaştıracak. Bugün Kurban Bayramı'nın birinci gününde kesimi yapılan 1350 adet küçükbaş hayvan. Ay Işığım Derneği Kurban Bayramı'nda muhtaç ve yetim ailelere kurban eti dağıtmak üzere Kurban Bayramı hazırlıklarına başladı. Ay Işığım Derneği tarafından 2023 yılı küçükbaş kurban fiyatı 4750 TL olarak belirlendi. Kurbanlıklar özenle seçilecek, İslami kurallara uygun olacak ve kurban vasfı taşıyan kurbanlıklar kesilecek. 2023 kurban organizasyonu kapsamında bayramın birinci günü tahminen 1350 küçükbaş kurbanlık modern kesimhanede noter huzurunda İslami kurallara uygun olarak kesimi gerçekleştirilecek. Kesimi gerçekleştirilen kurbanlıklar eşit parçalara ayrılarak derneğe kayıtlı 1500'den fazla Şanlıurfa'da ikamet eden muhtaç ve yetim ailelere dağıtılacak. Noter huzurunda kesimleri yapılacak olan küçükbaş kurbanlıklar termokinli araçlarla Ramazan Başak Taziye Evi'nin yanına getirilerek yine noter huzurunda ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak. Ay Işığım Derneği hayırseverlerden kurban bağışı bekleyerek bu sevaba ortak olmalarını istedi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün girişimleriyle Zeytin Dalı Eğitim Kampüsü ve Bilim Merkezi'nin yakınında yeni bir sentetik çim sahaya bununla sona gelindi. Türkiye'nin en genç şehrine yakışan hizmetleri bir bir hayata geçiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, uluslararası kuruluşlarında katkılarıyla bilim merkezi yakınında yeni bir halı sahayı daha kente kazandırıyor.
gençlerin zamanlarını verimli kullanmaları ve sporla iç içe bir nesil yetişmesi için çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, gençlerin ihtiyaçlarına cevap vererek modern bir sentetik çim sahayı daha yakın zamanda hizmete sunacak. İnşaat çalışmaları devam eden halı sahada teknik ekiple birlikte incelemelerde bulunan Başkan Beyazgül, yeni halı sahanın modern bir teknolojiyle yapıldığını belirterek halı sahamız çok kısa bir sürede tamamlanacak. İçerisinde kafeteryanın da yer alacağı tesiste çay ve kahve ikramı da yapılacak. Tesisin kısa sürede tamamlanarak gençlerin hizmetine sunulması bekleniyor. Halı saha içerisinde incelemelerde bulunan Başkan Beyazgül şöyle konuştu. Efendim, sentetik çim sahamızdayız şimdi. Bu sentetik çim saha Şanlıurfa'da bir ilk. Altı tartan malzemeyle oluşmuş. Üstte sentetik, ilk defa böyle bu kalitede bir saha oluştu. Bunun biz hibesini UEFA'dan aldık. Ayrıca bir de bize Bünyan Vakfı aracı oldu. Yani gerek Bünyan Vakfı'na, gerek UEFA'ya çok teşekkür ediyoruz. Müteahhitimiz burada. Tabii hibeyi de Göç ve Uyum Daire Başkanlığımız aracılığıyla, çalışmasıyla Büyükşehir olarak aldık. Ben teşekkür ediyorum. Müteahhitimize teşekkür ediyorum. İnşallah bu sahamızda böyle okullara yakın bir yerde yapmamız da çok önemliydi. Yakın çocuklarımız burada spor yapmış olacaklar. Şanlıurfa'mız için hayırlı uğurlu olsun diyorum. Değerli izleyenler, ana haber bültenimizi burada noktalıyoruz. Tekrardan karşınızda olmak dileğiyle hoşça kalın.